belirli integralin ne anlama geldiğini biliyoruz. A'dan B'ye fx dx'in belirli integrali demek fonksiyonun altında kalan alan. Şöyle göstereyim bu y ekseni ve bu da x ekseni olsun bu da fx olsun. y eşittir fx yazalım. Burasını a burasını da b olarak belirler isek bu integral işte bu alana eşit olur. Peki fonksiyon x ekseninin üstünde değil de altındaysa ne olur? Bu bunu verir demiştik ama şimdi farklı bir senaryoyu değerlendireceğiz. Yine bu x ve bu da y ekseni olsun. Fonksiyonu da bu defa böyle çiziyorum ve y eşittir gx olsun adı. Burasını a, burasını da b olarak belirleyeyim. Bir de bu alanın 5'e eşit olduğunu söyleyeceğim ve size A'dan B'ye x dx'in belirli integralinin neye eşit olduğunu soracağım. Soruyu duyunca aklınıza hemen eğri ile x ekseni arasında kalan alan 5'e eşit olduğu için 5 demek gelmiş olabilir ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü eğrinin üzerinde ve x ekseninin altında kalan alan ile eğrinin altında ve x ekseninin üzerinde kalan alanı değerlendirirsek bu bu integralin negatifi olmalıdır, öyle değil mi? Bunun integral özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda neden işe yaradığı üzerinde de duracağız ama eğer mantığını anlamak isterseniz bir hız zaman grafiği düşünelim. Yatay eksene zamanı ve düşey eksene de hızı yerleştirelim. Hız genellikle metre bölü saniye olarak ölçülür, zaman ise bu durumda saniye olacak. Şimdi size iki farklı senaryo göstereceğim. Evet, bunun için ekseni şu şekilde biraz uzatayım. Birinci hız zaman grafiğimiz V1 olarak adlandıralım ve 3'e eşit olsun. 1, 2, 3, işte, işte böyle. T eşittir 1'den T eşittir 5'e V1 t dt'nin belirli integrali dersem, fonksiyon x ekseninin üzerinde olduğu için 1 ile 5 arasını alalım. İntegral işte bu alana eşit olur ve hesaplaması da son derece kolaydır. 3 metre bölü saniye çarpı zamandaki değişim yani 4 saniyeden, evet 4 saniye, sonuç 12 metre olur öyle değil mi? O halde eşittir 12 yazıyorum. Bu arada bunun bize konumdaki değişimi verdiğini de biliyorsunuz değil mi? Hızımız eğer 3 metre bölü saniye olarak verilmişse yani eğer pozitif bir değere sahipse bunu sağa doğru saniyede 3 metre yer değiştirme olarak da yorumlayabiliriz. Bu durumda konumdaki değişim ya da yer değiştirme ise sağa doğru 12 metre olur. Bunun neye eşit olduğunu hesaplamak için kalkülüse de gerek yok. 3 metre bölü saniye çarpı 4 saniye 12 metreye eşittir. Peki, şimdi bir diğer durumu ele alalım. Farklı bir hız grafiği çizeceğim. Bu kez v2 eşittir eksi 2 olarak tanımlayalım. Sabit eksi 2 metre bölü saniye olduğu için eksi 1 eksi 2 işte bu. Bu v2'nin grafiği. Bu durumda t eşittir 1'den t eşittir 5'e ve 2 t dt'nin belirli integrali acaba neye eşit olur? Bu bize yer değiştirmeyi verir ama hızın negatif olması hareketin ters yönde yani sola doğru olduğu anlamına gelir. Kısacası bu durumdaki yer değiştirme sağa doğru değil sola doğru olacak. Bu alanı hesaplamak için ki bu da bir dikdörtgen olduğundan 2 çarpı 4'ten 8 elde edeceğiz. Ama söylediğim gibi dikkatli olmamız lazım. Fonksiyon x ekseninin altında olduğundan önüne eksi işareti koymamız gerekiyor. Neden? Bakın aslında çok mantıklı. Eğer sola doğru saniyede 2 metrelik ya da eksi 2 metre bölü saniyelik bir hızla ilerliyorsam 4 saniye sonra yer değiştirmem eksi 8 metre olur. Bunu sola doğru 8 metre ilerlemek olarak da yorumlayabilirsiniz. Bu arada negatifin sol yönü temsil ettiğini de varsaydığımızı eklemem gerekiyor. Her neyse bu videodan almanız gereken ders ya da bu videoyla size öğretmeyi amaçladığımız şey e, A, B'den küçük olduğunda ve alan eğrinin altında, x ekseninin üzerinde ise belirli integral pozitif değerli olur. Yine A, B'den küçükse ama fonksiyon x ekseninin altındaysa belirli integral negatif değerli olacaktır. İleride bu ikisinin karışımı olan belirli integrallerle de çalışacağız ama bunlar tabii ki de bundan çok daha karmaşık integraller olacaklar.